İdlib'deki gerginin çözümü için Rus heyet bugün Ankara'ya geliyor. Heyet Dışişleri Bakanlığı'nda toplantı yapacak. Şimdi kameralarımız yine Ankara'ya çevirelim. Ayrıntıları bize Seda Küz aktaracak. Seda, seni dinliyoruz. Elindeki notlar nelerdir Ankara'dan bize? Evet Yeşimer Yılmaz, Ankara-Şam arasında gerginliğin yaşandığı İdlib için bugün diplomasi trafiği sürüyor. Tabii sahada gerekli önlemler alınırken yoğun bir diplomasi trafiğinin de sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu kapsamda Rus heyet bugün Türkiye'ye geliyor. Heyetin saat 18'de Dışişleri Bakanlığı'nda olacağı bilgisi paylaşıldı. Biz de Dışişleri Bakanlığı önünde bekleyişimizi sürdürüyoruz. Bize gelen bilgiye göre de Rus heyetin saat 15'te Ankara'ya iniş yapacağı ifade edildi. Saat 18'de Dışişleri Bakanlığı'nda olması bekleniyor heyetin. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında askerlerin ve diplomatların oluşturduğu heyetle görüşecek Rus heyet. Tabii geçmişi de hatırlatmak gerekiyor Yeşimer Yılmaz. Daha önce de toplantılar yapılmıştı. Rus heyet ilk kez Ankara'ya gelmişti ve o toplantı 2 gün sürmüştü. Ancak toplantıdan bir sonuç çıkmamıştı. Daha sonra Türk heyet Moskova'ya gitmişti. İki gün süren toplantılar yapılmıştı. Fakat o görüşmelerden de bir sonuç çıkmamıştı ve ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Mart'ta bir görüşme yapacağı bilgisi paylaşılmıştı ve o görüşme öncesi de Türk ve Rus heyetin tekrar bir araya geleceği belirtilmişti. İşte o açıklamanın ardından bugün Türk ve Rus heyet tekrar bir araya gelecek ve Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda saat 18'de başlayacağı bilgisi paylaşıldı heyetlerin. Tabi heyetler yol haritası için liderlerin görüşmesi öncesi kritik başlıkları masaya yatıracak. Çözüm için, gerginliğin azaltılması için fikir alışverişleri heyetler arasında yapılacak. Tabii bazı talepler vardı. O talepleri de hemen hatırlatalım. Moskova'da yapılan görüşmelerde Türk heyet, Rus heyete gözlem noktalarının, Suriye ordusunun gözlem noktalarının gerisine çekilmesi taleplerini iletmişti. Aslında bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması da olmuştu geçmiş haftalarda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Suriye ordusuna bir süre vermiş. Şubat ayı sonuna kadar gözlem noktalarının gerisine çekilmesini istemişti. İşte o aslında o sürenin de sonuna geldiğimizi söyleyebiliriz. Ancak tabii 5 Mart'ta liderlerin yapacağı görüşmeyi göz önüne aldığımızda bu sürenin biraz daha uzayabileceği de belirtiliyor diyebiliriz. Tabii bugün dediğimiz gibi Ankara Şam arasında gerginliğin yaşandığı İdlib'e çözüm için Türk ve Rus heyetler Ankara'da bir araya gelecekler. Saat 18'de toplantının Dışişleri Bakanlığı'nda başlamasını bekliyoruz. Tabii görüşmelerden bir sonuç çıkmazsa gözler 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmeye çevrilecek diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.